Tabii AK Parti 2001 yılında Afyon'da toplandığı zaman yeni bir partinin doğumuna şahit olduğu bütün Türkiye. Orada alınan kararlar bir parti programı dönüştü. Oraya katılanların büyük bir bölümü kurucular kurulunda yer aldı. Dolayısıyla AK Parti'nin tanıtımı Afyon'da yapılan o 2001 toplantısıyla oldu. Bugüne geldiğimizde artık AK Parti farklı bir parti. Orada bir kadro partisi vardı. Tayyip Erdoğan eşitler arasında birinci görüntüsündeydi. Ama bugün tek lider konumunda ve dolayısıyla da kadro partisi olmaktan lider partisi olmaya evrilen bir parti görünümünde AK Parti. Böylesine bir değişim, çok büyük radikal bir değişim bu. Bir de anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı'na verilen yeni yetkiler de düşünülürse, bu da AK Parti'nin 2001'de kabul ettiği prensiplerle çok bağdaşan bir şey değil. Böylesine bir değişkenliği yaşamış olan bir partinin artık bu Afyon toplantısında bunu kendisine bir kimlik olarak benimsemesi ve bunun da ilan edilmesi, açıklanması herhalde zamanı gelmiş olarak düşünülüyordu. Ben bu Afyon toplantısının en az 2001 Afyon toplantısı kadar AK Parti açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye açısından da önemli tabii. Çünkü neticede 15 yıldır ülkeyi yöneten bir parti var. Ve bu parti artık kendisini farklı bir kulvara taşımış durumda. Türkiye değişti. Türkiye'nin dünya içerisinde, bölge içerisinde aldığı yer değişti. Türkiye'nin bütün dinamikleri neredeyse farklı bir yere oturmuş durumda bugün. Bu bakımdan da bu farklılıkları ifade edecek bir yeni herhalde AK Parti'ye ihtiyaç var. Öyle görünüyor. Kendi içindeki değerlendirmeler bu yönde zannediyorum. Eğer böyle bir ihtiyaç yoksa bu da Afyon'da yapılacak toplantıya katılanlar tarafından herhalde dile getirilecektir. Yanlış yapılıyorsa bu yanlış da orada ifade edilecektir. Çünkü böyle bir platform o. O zaman da eğer yanlış yapıldığı kanaati söz konusuysa o yanlıştan dönmenin yöntemleri de orada açıkça tartışılacak demektir. Benim tek şaşırdığım, bugün yazıma da taşıdığım şey şu, kadro partisinden lider partisine evrilen bir partide elbette tasfiyeler yaşanması doğaldır. Nitekim partinin kurucu babalarından bazıları bugün artık parti içerisinde önemli görevlerde değiller, hatta milletvekili bile değiller. Ama onları aldıkları herhalde nezaketen kendilerine yöneltilmiş bir daveti çok ciddiye alarak Afyon'a gidiyorlar. Bu beni çok şaşırttı. O bakımdan onu da yazımda ifade etmiş oldum.